Abi hadi neredesin? Baklava yapıyoruz. Bölümle daha beraberiz. Bir önceki bölüm bu arada güzel izlendi. İzledin mi sen? Ben mi? Daha izlemedim. Vallahi izlemedim. Neden izlemiyorsun abi videoları? İşim var oğlum. Bu arada bugün yeni bir tane video var. Abim ve benim aslında seneler önce tanıştığım ama sonradan abimin çok yakın olduğu bir Murat abim var. Murat abimiz. İşte bugünkü videomuzun adı Murat abiye ziyarete gidiyoruz. Abim de dedi ki hadi ona baklava yapalım. Eşi var Jenny, annesi var Leyla teyze. Bir dakika, bu insanların isimlerini vermeye istemiyorlarsa internete çıkmayı. Çok geç. Neyse Murat abimi ve ailesini ziyarete gidiyoruz ama hem bizim komşulara apartmandaki hem de Murat abiye baklava götüreceğiz. Minnesota'da Let's Make a Baklava. Bir tane walnut baklavası, bir tane pistachio baklavası götürüyor. Aynen biz cevizden ve şeyden yapacağız. Allah kahretmesin. Benzinliğe geldik. Hey yazık olma. Ve yeni donut koyuyorlar ya. Bunlar çok ölüm ya. Bu arada Chick-fil-A diye bir yere geldik. Durun bakayım görebileceğiniz mi? Şuradan arkadaşlar çek zaten böyle ufak tavuklara deniyor değil mi abi? Çek kız tavuklara. Aynen. Kız veya erkek fark etmez. Kız veya erkek. Ama erkeğe horoz deniyor zaten. Büyüyünce evet ama küçük olunca. Çek mi deniyor çek, yine? Çek değil. Neyse şimdi bak uzaktan bizi siparişi alıyorlar. Hey Alex. Can we get the standard sandwich, the regular one? Alright. Thank you. Arkadaşlar böyle ödemeyi önden alıyorlar ama bayağı bir sıra var. Ama bunu almamız lazımdı çünkü spordan çıktık hayvan. He is. He's setting something up for tonight. He's gonna post something there. Hey, you can wave. Thank you, you too. Çok tatlı Meksikalı bir abla demeyeyim kız benden genç duruyordu. Tahmin etti teyze onu. Neyse deli gibi sıra var millet kafayı yiyor tavuk için ama şunu diyebilirim arkadaşlar bana diyeceğiniz ki ya Türkiye'de gerçekten hiç özen göstermiyorlar bu KFC'lere bilmemlere Popeyes'lara ama Amerika'da harbiden özenliler ve çok taze tavuklar sıcak çok iyi geliyor zaten Popeyes'e kesin gideceğiz abimle orayı çok özlüyorum çünkü. Diyeceğiniz ki ulan Louis Popeyes'ı mı özüyorsun Amerika'ya gidip ama harbiden ayrı bir tadı var yani. Şimdi abim buna ısrar etti. Cano Chick-fil-A yiyeceksin altına you gonna shit your pants dedi. Burası da hani şey hello. Ne kadar tatlı herkes aynen, selam aynen. Veriyor. Ama onları tembih ediyorlar hani şey yapıyorlar. Selam ver. Evet gençler böyle drive through yani arabanla geç yemeğini al. Anlamına geliyor. Bakalım sana aslında barbekü ya, sosu buna, sadece. Buna gerek bile yok biliyor musun? Doğru mu? İçinde var mı zaten? İçinde, hayır içinde yok. Oh my god. Yeah. Şöyle yapayım. Allah'ım çok iyi be. İğrenç yemek yemeyeceğiz. En güzel yeri var ya ortası. Ortasında şey var. Turşu var ortasında. Evet gençler buraya geldik. Target. Gördüğünüz üzere resimden hedef demek. Burası hakkında bir bölüm yapacağım bu arada. Hani Amerika'nın böyle aylık harcama Amerika'da aşağı yukarı ne kadar? Türkiye'den de daha yeni 2 hafta önce geldiğim için aşağı yukarı Türkiye'ye kıyasla nasıl gibi bir video. Neyse buraya giriyoruz. Vuş, baklava malzemelerini alacağız. Cif. Biz tabi bunu ne diyebiliyoruz? Tuvaleti temizleme şeyi cif bizde. Ama burada fıstık ezmesi. Şey geliyor. Paskalya bayramı mı ya? Küçük yeme kuşu. Vay bunların tadı iğrenç. Boş gibi. Arkadaşlar bu ne ya? Bu ne bu Oreo çeşitleri ya? Allah kahretmesin Amerika'yı. Neyse biz gidip
baklava malzemelerimizi alalım, sonra eve gidelim çünkü yapacak bir sürü şey var. Gençler ya, burada istediğimiz şeyi bulamadık. Antep fıstığını, bir de yufka bulmamız lazım. Ondan Whole Foods diye bir yer var, oraya gideceğiz. Ama yine başka bir şey için gelip bambaşka şeyler aldık burada. Neyse. Gençler, filo doğumuzu aldık. Antep fıstığımızı aldık. Şöyle. Antep fıstığı ne kadardı abi? 12 dolar mıydı? Geri koyuyorum onu. Hey, how's it going? Bir de sade yağ aldık. Antepliler bilir, ya da doğuda sade yağ kullanılır. Baklava sade yağlı olur. Evet, malzemelerimiz hazır. İki çeşit yapacağız. Ben Antep fıstıklı olanı, klasik baklavayı yapacağım. Abim biraz daha farklı, böyle pecan diye bir şey var. Bu böyle uzaktan kuzeni. Pecan, pecan'e. Amerika'dan kuzeni şeyin, cevizin. Cevizli, pecanli, karışık. Bir de şöyle birkaç tane baharat koyacak abim. Ama biraz daha değişik bir baklava olacak. İki çeşit yapacağız yani. Bir komşulara, bir de Murat abilere götüreceğiz. Biz herhalde birer tane yeriz çünkü sağlıklı beslenme tribinde olduğumuz için bize çok fazla olacak. Neyse. Dostberry is here. Two projects in one coffee. İkimiz de abimle baklava yapacağız ama abi sen senin yapacağın tarzını anlat. Sen ne yapacaksın? Yunan baklavası yapacaktım galiba. Ben evet. Türk baklavası. Baksana. Neyse abim bugün şimdi tabii ki bir controversy. Yani controversy nedir abi? Tartışma. Yunan baklavası mı Türk baklavası mı? Buraya hiç girmeyeceğiz çünkü bizim umurumuzda değil bu kısmı. Hiç alakamız yok bununla ama neden buna Yunan baklavası gibi bir şey diyoruz? Çünkü içerisinde nutmeg, ondan sonra allspice diye bir şeyimiz var. Fark basit ne? Aklıma gelmiyor şu anda, neyse. Daha yeni konuştum bu konuyu ama o yüzden... Bu da tarçın. Yani abimin yapacağının içerisinde biraz, abi seninkinde karışık baharatlar olacak. Ben kendikimde ayrıyeten şey kullanacağım. Hani standart çam fıstığından yanı sıra pikan kullanacağım. Bu Türkiye'de var bu arada. Ben bunu gördüm ama böyle Makro Center'da falan var. Neydi? Bu ceviz. Ha, cevizin kuzeni. Ha, Murat abinin yanına gideceğiz, ona götüreceğiz. Bir de komşulara vereceğiz. Bakalım komşular nasıl olacak. Onların belki de izin verirse reaksiyonlarını da çekeriz. Giyi tanıtalım. Abi sen anlatsana giyi. Giyi, ben de giyinin daha tam olarak ne olduğunu bilmiyorum ama saf yağ. Sade yağ. Kaynattıktan sonra yani üst tabakanın alındıktan sonraki hali. Tarifi baktığımız abi çok tatlı bir abi. Onun linkini ya da ismini koyacağım orada. Ona çünkü bir eyvallahımızı verelim, ondan baktık. Bu arada ben bilmiyorum söyledim mi? Ben de normal Türk baklavası, yani Gaziantep baklavası yapacağım. Antep fıstığıyla işe koyulalım çünkü sıçtık. Çok az zamanımız var. Aceleyle gitmemiz lazım. Aynen. Baklava abimin tarifi. Yavrum devamlı çalıştığı için evden çalışıyor, o yüzden on call, yani arıyorlar hemen onu. Teknik birkaç sıkıntımız vardı, abim hala çalışıyor, ondan işleri hızlandırmamız lazım çünkü Murat abisi kesti. Glee diyorlar buna, çok böyle garip, hatta Star Wars'tan bir ismi var. Glee şey gibi, Chewbacca'nın yandan kuzeni gibi. Bunu kaynatarak da yapabiliyorsun ama Allah'tan bulduk, şimdi eriteceğiz. Neydi eriteceğiz? In this pan. Glee'miz, yani sade yağımız biraz eriyor. İyice eriteceğiz bunu. Baklavamıza hazır olsun abiminkisine de bana da. Benim aslında abimin de benim de dededen geliyor falan. Evet, harbiden öyle.
Dedem de babaannem de Fargo'da, Minnesota'da çok iyi aşçılarmış, çok iyi yemek yapıyorlarmış. Ama bizim ailede genelde işte erkekler yapar yemeği. Dedem de öyleydi. Dedem böyle Sunday dinner diyorlardı buna. Böyle kiliseden çıkardı herkes, church'ten eve gelirdi. Çok büyük bir Sunday dinner yapılırdı. Benim babam evde çok yemek yapardı, çok güzel yemek yapar. Tabii ki annem de yapardı ama yani genellikle ailenin erkekleri yapar bizim familyada. Evet, Mr. Alex geldi geri. Hey guys. Abi benim ya. Baklava. Yufkamız burada. Jano, give me a wet rag now. Evet, bizim ustamız böyle nemli böyle şey olsun diyordu. Aynen. Ama buna bakalım şimdi kaç tane var? Tamam, yeteri kadar var. Şimdi bunu aslında kesmemiz lazım değil mi? Şöyle. Ha. Evet. I'm gonna cut that damn thing. Şu anda şey, pecan ve ceviz var değil mi bunun içerisinde? Pecan ve ceviz var. Şimdi şöyle yapıyorsun. Göz kararı, cinnamon koyacağız. 1 tablespoon bir şey. Cinnamon diyor. Aa, böyle bir şey değil mi? Aynen güzel. Tamam, güzel. Sonra? Abi bak, allspice'de 1 teaspoon. Ona göre yedin mi ondan abi? Çok ağır, çok ağır. Ne? Çok minik koy ondan. Aynen, aynen. Bu kadar. Normalde bu kadar acele yapılmaz bu. Şimdi bir dakika, bir dakika. Sanki onu şeker konuluyordu. Yok yani, abi konulmuyor. Eminsin. Eminim. Yağlar. Dovumuzu. Dov. Evet, Alex Chef şimdi biraz yağlıyor. Değil mi? Evet, et yeter. Arka güzel. Arka galiba. Baklavayı koyduk fırına. Şimdi şerbetimizi yapacağız. Bakalım güzel olacak ama beni ne öldürüyor biliyor musunuz? Antep, ya ikisini de denemek istiyorum ama özellikle Antep fıstıklı olanı. Ama deneyemeyeceğiz çünkü hediye olarak götürdüğümüz için nizami paketlerde diye kutuya koymamız lazım bunu. Yes arkadaşlar, Antep fıstıklı olanı çıkardım. Gidemiyorum tam. Bakalım. Ooo diğeri. Şimdi şerbetimiz hazır. Kapatıyoruz altını. Böyle bir protein skubuyla dökeceğiz bunu. That's fucking boiling. Bunu böyle sıcak sıcakken dökeceğiz. Yaktın lan Cano. Ooo. Yani böyle şenliğe ihtiyacımız var. Bak buraları kesilmiyor. Gençler, abimle karton aldık. Şimdi baklavaları koyacağımız kartonları böyle kesiyoruz. Bunları güzel güzel yerleştireceğiz. Baklavaları ona koyacağız. Harbi bu projeye dönüştü değil mi abi? Eziyet. Gençler, kutuladık bunları. Tahmin ettiğimizden çok daha fazla bir efor gerekti bunları yapmak için. Abim bunların çizdi planını. Sonra kutuları kestik, yaptık kutuları.
Evet gençler, şimdi diğer komşumuz evde yok biliyoruz, Pamela. Onun da kapısına bırakacağız ki eve geldiğinde bunun üzerine bassın. Hiçbir şey görünmüyor şu an. Bu dört kim? Hey Adam, how are you? Hey Adam, aren't there any lights around here? Not many, are there? Come on in. We're actually Adam, we're making many stops though. Sorry. Yeah, okay, okay. We just want to drop this off for Adam, you. I wish we had like cool. It's yours, Adam. These are some these are the baklava pastries we're talking about, Adam, and hopefully they turn out all right. So, thank you. And Adam, if you have trouble getting them out, just destroy the box. Gotcha. Are okay. Do you guys eat bread? That's a dumb question, but of course. Don't eat bread. Wait here, one second. All right, sounds good, thanks. Görüyor musunuz? Aynen görüyorum. Apartmanda ışık olmadığı için gençler, Adam var, çok tatlı bir adam. Abimin komşusu, ona verdik ama zifiri karanlıkta verdik. Canan, bu neye benziyor biliyor musun? Hani şey var ya, Discovery'de Ghost Hunters. Aynen. Basıyor hani baklavayı böyle, Bodrum'da yapmışlar bir yerde gibi. Birisi olmaz. There you go. Just hey. Out of the oven. Still warm. Adam, thank you so much. Hey, Adam, say hello. This is Adam, our neighbor. Hi, Al. Ne tatlı ya. Bak bize ekmek yapmışlar. Adamın ödünü kopardık canım. Harbi mi? Kamerayla. Şimdi bak var bir dakika bir şey söyleyeyim mi sana? Emma'yı ben hiç tanımıyorum, tamam mı? Tamam ben... Şimdi Emma'nın önüne böyle Uğur Dündar gibi çıkarsak sorun olabilir. Ben Emma'ya söyleyeceğim, eğer istemiyorsa sileriz bunu. Hepsi çok mutlu oldu yani, eminim yediklerinde de daha da mutlu olacaklar. Bir sonraki bölüme görüşürüz. Ahtar henüz yok. Değil mi? Benim kalbim sonsuza gider. Hatırlı sağ olun. Sen diyorum seviyor musun? Abi şimdi bunu böyle yaptık. Bunun üst kapakçığı lazım buna. Bir tane teori var. İki tane iyi yapan adam iki tane şirk yapıyor aslında. Hiçbir bilmiyorum. Ya doğru. İki tane şirk yani yapan adamdan emin değilim de hani yapan organization bir pershane. Aslında defolu olanı adını Titanic koyuyor. Defoluyu sürüyor ve içeride ölenlerden çok önemli ama bu adama rivalry olan bir sürü insan var. Üreticisi, ana mimarı. Bir dakika, adam, sabotajdan mı bahsediyorsun şu anda? Evet, adam son saniye can make it to his own first voyage of his ship.